Garanti BBVA Sokrates işbirliğinde Türk basketbolunun 20 dönüm noktasını konuşmaya devam ediyoruz. Bugünkü konumuz 2014 Dünya Şampiyonası ve Cenk Akyol konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Tabii Türk basketbolunda dönüm noktalarını konuşurken aslında tek bir ana odaklanmak çok da kolay değil. Çünkü yani buzzer beater ya da işte maçın son anındaki çok kritik bir basketi belki tarihten 4-5 tane çıkarabiliyoruz. Tabii ki dönüm noktaları illa o anlar olmak zorunda değil belki ama çok da özel bir an tabii ki Finlandiya maçı, işte sağ köşeden atılan küçük görüntü mutlaka ekrana gelecektir. Tabii ki değineceğiz ama öncesinde yani milli takım serüvenini isterseniz biraz konuşalım. yani Genç takımlardan itibaren hep yani gündemde olan bir isimdi Cenk Akyol. ve siz de belirli dönemlerde milli takım kadrosunda oldunuz, belirli dönemlerde dışarıda kaldınız ama 2014 gibi yine. Dediğim gibi Türk basketbol açısından çok önemli bir turnuvada e, kritik bir baskette de sizin isminiz var. Nasıl bu macerayı e, hani başlangıcından işte oraya kadar gelişine e, hatırlıyorsunuz? Nasıl aktarmak istersiniz? 2004 yazıydı ilk milli takım kadrosuna çağrıldığım yaz. Ondan sonra işte 2014 senesine kadar 10 senelik bir serüven bu. Yani çok inişleri çıkışları olan seneler. Ama şimdi baktığım zaman hepsi çok güzel. Tekrar en başına dönebilsem keşke daha böyle doya doya yaşayabileceğim anlar biriktirebilsem diye baktığım zamanlar. Ee, i̇lk 2004 Avrupa Şampiyonası elemesi. Ardından 2005 Avrupa Şampiyonası, 2006 Dünya Şampiyonası Japonya, 2007 Avrupa Şampiyonası, ardından 2010 Türkiye'de düzenlenen Dünya Şampiyonası, 2011 Avrupa Şampiyonası, ardından da... 13 ve 14 var işte. 13'te yokum, 14 evet. Dünya Şampiyonası. Yani o kadar çok turnuva, o kadar çok seyahat doğal olarak karışıyor da biraz. Avrupa Şampiyonaları zor turnuvalar. Ee, özellikle takım sayısı azken az takım sayısı hep güçlü rakipler. Daha iyi olabilirdi Avrupa Şampiyonu sonuçları ama Dünya Kupaları ben hep daha e, kolay geçeceğini düşünüyordum. Hı hı. Nitekim grupta da zaten hani bir tane, iki tane daha diğer oynadığımız takımlara göre daha zayıf ekiplere karşı oynayıp bir üst tura çıktığımızda bir avantaj sağlayabileceğimiz durumlar oluyordu. 2014 Dünya Şampiyonası da onlardan biriydi diyebilirim. E, hatırlatma açısından söyleyelim. Yeni Zelanda, işte Birleşik Devletler Amerika, e, Ukrayna, Finlandiya, Dominik bizim grup Hı -hı. maçlarımız. E, tabii yani kağıt üzerinde bakıldığında zaten Amerika'nın tüm takımlardan farklı bir noktada olduğu aşikar ama biz Amerika maçında mesela ilk yarıyı önde bitirdik. İlk bir... yarı 5 sayı öndeydik Ön, Amerika evet. maçında. Ki yani o maçta bir sürpriz çıkabilirdi aslında ama ikinci yarı biraz ağırlıklarını koydular. Daha hızlı oynamalarına izin verdik biz. Çünkü maç Amerika maçından önce artık fast break pozisyonları var. İyice duruyoruz. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Bir de güzel iyi zon yaptık o gün. Zona hücum etmekte problem yaşadılar. Böyle yani ikinci yarı biraz daha oyun hızlanınca tabii farklarını da ortaya koydular diyeyim. Açılış maçı Yeni Zelanda'ydı ve ya yani biz turnuvalara zaten çok böyle sahada oynamadığımız ki 2001'de de aslında yavaş başlanılan bir turnuva söz konusuydu geçmişte. 2010'u bir kenara koyuyorum ama ha, turnuva başlangıçlarında zaten e, çok böyle hızlı giremediğimiz seferlere biraz daha fazla alışkınız denebilir belki. Yeni Zelanda maçı da son 5 dakikada 11 ya da 12 sayı. Geriden geldiğimiz maçlardan bir tanesi. bir tanesi. Onun üzerine işte Amerika maçı ki kağıt üzerinde iyi performans verilmiş Hı -hı. bir maç. Ukrayna maçı yayına girmeden önce konuşuyorduk sert bir maçtı ve Finlandiya maçı. yani bu e, yer açtı bu şekilde ilerledi. E, 4 maç. Tabii Finlandiya maçında aslında diğer 3 maçı oranla daha süre aldınız bir maç. Yani 18 24 18 ve 6 dakika Finlandiya hı hı. maçı. E, o son bölümü konuşarak başlayalım isterseniz. Yani sadece e, şuttan değil, şutun evveliyatı da var sonuçta. Ya o gün kaç top attığımı hatırlamıyorum. 3 3 top atmışım. Zaten ikisi Son 30, yani son attığım iki top 30 saniye içinde ee, Turnuva şöyle aslında, yani o ilk başına dönersem Yeni Zelanda maçı tamam güzel, Amerika maçı iyi, Amerika maçı'nı iyi oynadık. Üstüne Ukrayna maçı da aynı şekilde iyi oynayacağız, rahat kazanırız havasında geçince Ukrayna sertlik yapınca kaybettik. Finlandiya maçı bizim için çok kritik bir hal aldı diğer maçların sonuçlarına da bağlı olarak. Yani tam hatırlamıyorum da büyük ihtimalle şutu ilk maç başladığında bir şut kaçırmışımdır. Savunmada da bir hata yapınca o gün oyn <gülüyor> <gülüyor> oynamayacağım belli olmuştur. Son baseline'dan topu çıkarırken mola oluyor. Onu hatırlıyorum. Beraber çalıştığımız o zaman Ergin abiyle Galatasaray'da Çizdiği bir set vardı, mola oldu biliyorum yani o oyunu çizeceğini, sezon içinde 2-3 kere oynadık bana çizdi bir tanesini atmadım fırça yedim üstüne attıklarımın da hepsini kaçırdım top yani çok böyle baseline'dan gelen bir pas rahat olmadığım bir pozisyon biliyordum çizeceğini ama kafamda da kurdum yani atmam gerektiğini yani atmaya çıktım. Ama şeydi dediğim gibi yani aklımda sokamadığımı da biliyorum yapacak bir şey yok attım ilkini zaten önüne çarptı Bu, kenardan yani çok uzun süre kenardaydım o zaman tabii kafamda bin bir türlü şeyler çakmaya başladı tweet insanların tweetleri falan trend topik olmuşumdur diye düşünüyordum <laughs> onun üstüne copon follow yaptık. Onun da kaçıracağı tuttu. Ki yani evet 85-96. Kaçırmaz. Üstüne foul yapmayacakları tuttu. Hani birikti de birikti. Sanki hani o pozisyona hazırlık gibi oldu. İkinci foul kaçırdıktan sonra sol forvetten koştum. Emir topu getiriyor. Gidip alayım mı elinden hani handoff üzeri atarım mı diye şey yaptım. Şey yapmayınca da gittim köşeye doğru açıldım. Normal hani, Doğru düzende yerleşebilmek için foul yapmadılar. Benden Beyzant'tan yardıma gitti. Yardıma gidince de emir pası verdi. Attım şutu girdi. Yani şut girdikten sonra sevinmeye de e, bir vakit bulamadım. Sevinmek aklıma daha iyi gelmedi. Sadece bir rahatlama geldi bana. Gerçekten maç maçın sonunda yani hani aslında önemli olduğunu o, o zaman yani maç bitti uzatmada kazandık o zaman dank etti bana güzel bir anı olarak da bende kaldı yani çeyrek finale kaldık çeyrek finale kalmayı garantiledik yani bir sonraki maçı da kazanarak önemi önemi de aslında yani turnuvanın devamı açısından tabii Ukrayna maçı kaybedilince Ukrayna maçını kazansak belki çok daha Aynen rahat öyle. bir Hı -hı. durumda geçecektik ama Ukrayna maçı kaybedince aslında Finlandiya maçı vazgeçilmez durumda oldu ki Hı -hı. biz ikinci çıktık gruptan ama hani 2 3 4 5 hepsi en az iki galibiyetli evet. takımlar. Hani Avustralya maçına da belki biraz değindiriz sonrasında Litvanya mağlubiyeti ve öncesinde Avustralya'da işte Emre için unutulmaz basketi. Peki aslında girişte biraz dünya kupalarıyla Avrupa Şampiyonları arasındaki o kıyaslamayı yapmıştık yani 2006 işte 2010 ve 2014 hı hı. çok başarılı geçen turnuvalar. Yani en azından, en azından beklentinin karşılandığı turnuvalar diyeyim. Takım içindeki atmosfer işte Ergin Ataman'ın büyük turnuvada milli takımda e, deneyimi yani bunların yansıması nasıldı takıma karşı ve hani siz ne hissediyordunuz giderken işte oradaki Avustralya maçı öncesinde e, takım hissiyatı nelerdi? Ya bir kere Ergin abiyle Ergin abinin şöyle bir durumu var. Her oyuncudan ne beklediğini bu kamp süresince ya da işte sezonda bir sene boyunca çok iyi ifade ettiğini düşünüyorum ben. Yani herkes kendi yapabildiğini en iyi şekilde yapmak zorunda hissediyor. O zaman da zaten bir sistem var. O sistemin içinde her şey rayına oturuyor. Turnuvada Roller belliydi takımda. Kiminliği zaten herkes birbirini yıllarca tanıyor, beraber takım arkadaşıyız yani. Hedefimize ulaştık mı turnuvada? Yani çeyrek final başarıysa evet. Ya ben sonuçta gruptan sonra bir tur daha olduğu için belki otur geçmeyip 16'da e, elensek farklı bir şey konuşulabilirdi ama dünya şampiyonası ilk 8 yani hedefin karşılanması Denebilir bence. Neden? Yani işte zaten ama 2006, 2010, 2014 her üç dünya şampiyonasında da çeyrek final Hı -hı. oynamış olduk böylelikle. Yani e, başarıysa evet başarı. Ama Litvanya'yı o gün yenemez miydik? Bence yenebilirdik. Yani bu çekimden önce Hı -hı. E, konuştuğum sö söyledim. Yani belki o gün Litvanya ile çeyrek finalde değil grupta. Grupta oynuyor olsak yenebilirdik. bence. Öyle düşünüyorum. Yine aynı şey yani tekrar düşüyorum ama Litvanya'yı da yenmememiz için bir sebep yoktu yani. Avustralya maçına dair e, var mı peki paylaşabileceğiniz bir detay? Çünkü tabii ki herkes Emir'in basketiyle hatırlıyor ve hatırlamaya da devam edecek. E, ama Avustralya maçı da yani mesela o günkü koşulları düşündüğümüzde Litvanya'dan çok daha iyi bir takım Avustralya aslında. Belki Dünya basketbol hiyerarşisinde Litvanya'nın başardıkları ya da bir turnuvaya giderken şu anda değişti tabii ki o durum ama özellikle o dönemlerde Litvanya'nın ağırlığı daha fazlaydı ama Avustralya'da çok sert bir takımdı ve Aynen öyle. biz biz geçmeyi başardık. Çok yani Avustralya çok sert takım hakikaten yani başka bir kelime ihtiyacımız yok <laughs> bence yani sert takım basketboldan ziyade hani yaptığın sertlikle ya da o sertliğe ne kadar cevap, cevap verebildiğinle alakalı bir maçtı. Bence biz yani takım olarak da bugüne gelene kadar hep böyle geriden gelip son saniyede kazanmaya falan o heyecana da alışık bir takımdık. Ee, i̇zleyenler de zaten maçları takip edenler de bence şeydi o, o dönem. Ee, ya yani anormal bir şut soktu bence Emir o gün yani Avustralya maçında. Ve önemli olan da o gün aslında kazanmaktı yani başka bir şey değil. O yüzden dediğim gibi yani... Avustralya maçı zor, sert ama Avustralya ile çeyrek finalde yani tam tersi olsa hı, hı. De, ba, ba, yine o zaman Litvanya'yı da yenip çeyrek finalde Avustralya'yı da yenebilirdik diye düşünüyorum. Peki son olarak e, şeyi sorayım. Bu tepeden atılan üçlükte çok rahat olmadığınızı hı hı. söylemiştiniz ya. E, köşeden ve çaprazdan mı daha bu tür anlarda tercihi şey değil yani şu tut Anladım o pasın böyle gelişi gelişi topa alışım falan rahat edemediğim bir pozisyon. Koşarak alıyor olmam lazım. Öyle bir mesafem yok adımımı ayarlayacak. Hı -hı. Zaten pozisyonda gözüküyor. Hani ilk alırken de öyle bir alıyorum ki yani <laughs> daha almadan atmışım topu aslında farkında değilim. Zor şut. yani dediğim gibi sevmiyordum ama atmak zorundayım yani yapacak bir şey yok. 3 sayı gerideyiz. Mola çizilmiş. Atmasam daha 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 da çirkin olurdu. <laughs> o yüzden o ilk mola sonrasını atmak zorundaydım. Peki ağzınıza sağlık. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yeni bölümlerde tekrar görüşmek dileğiyle diyelim. Şimdilik hoşça kalın.